Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Trabzonspor takımının 21 yaş altı oyuncularını tanıtacağım. Burada özellikle bazı oyuncularda ciddi anlamda potansiyel var ve ben bunları da değerlendirmenizi isterim. Özellikle şimdi başlıyoruz. Kaleci mevkinden başlarsak eğer Bahadır Güngördü. Takımın 3 kişi, 3 ayrı kalecisi var. En yaşlısı Bahadır Güngördü. Baktığımız zaman biliyorsunuz kalecilik yeteneklerinde birebir bölge hakimiyeti, degajı, elle kontrol, elle oyun başlatması, hava topları, iletişim ve refleksler. Eğer savunma kalecisi ya da libero kaleci dediğimiz, hücum hattında dediğimiz, hücumla yani pas kabiliyeti olan bir kaleci mi? Onu kontrol edelim. Burada özellikle pas yeteneği yok. Daha doğrusu geliştirebilir düzeyde ama 22 yaşında daha henüz bir seviyede değil. Biliyorsunuz kaleciler için en iyi yaş 30 yaş arasıdır. Yani 30 ila 35 yaşında kaleci artık yıldız performansını gösterir. Bu genelde de böyle olmuştur. Şu an çok ekstrem kaleciler var. Tabii ki çok genç yaşta çok iyi olan kaleciler de var. Yok mu? Tabii ki burada ekstrem örnekler de var. Şu anki Donnarumma örneğinde olduğu gibi. Biz standart bir kaleci formundan bakalım. Yani savunma hattını yapabilen bir kalecinin. Birebirleri şu an Bahadır'ın. Tabii ki iyi pozisyonda yani iyi bir seviyede değil. Bölge hakimiyetini geliştiriyor. Ben antrenman yaptırdığım için söylüyorum. Degaj yeteneği 12. Ayaklar sağlam yani. Elle kontrolü 10. Elle oyun başlatması 8. Bu veriler tam alınmamış. Hava toplarını geliştiriyor 11. Geliştirebilir. İletişim kabiliyeti 10. Daha da geliştirebilir üstüne. Pas kontrolü pas ne kadar geliştirse de oyuncunun ayağı yani bir teknik bir oyuncu değil. Teknik bir kaleci değil. Pas yeteneği. Refleks kabiliyeti de 12. Bunu yükseltebilir. 15'e kadar çıkartabilirsiniz. Zihinsel olarak bakarsanız kararlı karar alması, kararlı iyi ama kararlı kötü ama karar alması yüksek bir oyuncu. Ha bu arada iletişimi defansa olan koordinasyonu da belirliyor. Çok iyi değil. Konsantrasyon ve liderlik kabiliyetini ben şu an arttırıyorum. Pozisyon alması ve ön sezileri şu an çok iyi seviyede değil. Agresif bir kaleci değil. Takımla uyumlu, takım oyununa uygun bir kaleci değil. Burada fiziksel anlamda bakarsanız eğer çevikliği güzel, denge ve güç, dayanıklılık çok zayıf. Gerçekten zayıf. Hızlanması fena değil. 11 bu yaşa göre. Vücut zindeliği 12, sıplaması 15. Yani 22 yaşında daha iyi, daha potansiyelli olabilirdi. Gelelim Furkan Taş'a. Bunlar bu arada 1461'de bu da Celal Hekimoğlu'nun olduğu yani sahibinin Hekimoğlu Trabzon'a da şu an forma giyen bir oyuncu Furkan Taş. Kalecilik yetenekleri olarak baktığımız zaman güzel bir noktada yani daha geliştirebilir 21 yaşında ama gelişebilecek noktada gözüküyor. Birebiri 11, bölge hakimiyeti 12 güzel, degaj 13 iyi, elle kontrol 13, hava topları 13. Ki şu an dediğim gibi Süper Lig'de 13 olan hava topu na sahip belki de birçok kaleci hava toplarında 13 bile değildir. Ki 21 yaşında Furkan gayet iyi bir potansiyeli var. İletişim sorunu var biraz. Refleks kabiliyeti güzel. Pası da 11 fena değil. İlk kontrol teknik anlamda iyi bir oyuncu değil. Zihinsel anlamda çok zayıf. Daha bu veriler çok çok altlarda gözüküyor. Konsantrasyon ve liderliği ben saymıyorum. Diğerleri çok zayıf. Fiziksel anlamda da yeterince güçlü ve dayanıklı bir oyuncu değil. Hızlanması da aynı şekilde devam ediyor. Zindelik ve zıplama tabii ki vücut zindeliği 12 fena değil ama bu zıplama yeteneği özellikle kötü. Furkan Taş'ın özellikle zihinsel anlamda yeteneklerini geliştirmesi lazım. Takımla iletişim koordinasyon sıkıntısı var. Fizik anlamda, fiziksel anlamda çok 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 daha erken. Zaten gözlemci raporlarına bakarsak şu an Sportoto ikincilik kalibresinde bir oyuncu. Daha çok gelişmesi gerekiyor. Potansiyel yeteneği çok çok zayıf görünüyor şu an. Arda 17 yaşında Arda Akbulut. En genç kalecimiz. Kalecilik yeteneklerine baktığımız zaman yine Arda'nın hava topları ve refleks kabiliyeti güzel. Bu da geleceğe dair bir ışık veriyor. 13 yaşında olmasının koşuluyla söylüyorum bunu. Elle kontrol özelliği, pas yeteneği 9 geliştirebilir. İletişim koordinasyonu zayıf.
Birebir bölge hakimiyeti ve degaj zayıf arkadaşlar. Zihinsel anlamda karar alma yeteneği, liderliği fena değil. Diğerlerine henüz çok daha erken 2001 doğumlu bir oyuncu geliştirecektir. Fiziksel verileri yine çok yetersiz. Çevikliğini arttırıyor ama denge ve güç faktörü inanılmaz zayıf. Hızlı bir kaleci. Vücut zindeli 11. Yani şu anki yaşına göre normal. Zıplaması da güzel. Yani Arda için potansiyelli bir kaleci. Özellikle ben daha önceki oyunlarında belirttiğim üzere Football Manager 2018'de de ciddi anlamda gelişiyordu. Hatta Galatasaray ve sonrasında milli takım kaleciliğine kadar çıkıyordu. Tabii ki bunun için bir 5 yılı var Arda'nın. Ethan Ewings Lendl. Bunu İngiltere'den transfer ettiğim bir oyuncuydu. Onu geçiyorum. Albert Kardaş geliyorum. Albert Kardaş biliyorsunuz defansta en önemli teknik anlamda defans kabiliyetinde bir markaj, iki top kapma ve kafa vuruşu. Eğer pasör stoperse bu pas ve teknik ve ilk kontrol yeteneği de yüksek olması gerekiyordu. Ama burada Albert için pas ve teknik yeteneği oldukça zayıf olduğunu belirtebiliriz. 20 yaşına gelmiş ki 20 yaşından sonra da bir oyuncunun teknik olarak ayağını düzeltebilmesi, pas yeteneğini arttırması çok da mümkün değil arkadaşlar. Markaj ve top kapma yeteneği standardın bir tık altında. Kafa vuruşu fena değil, geliştirebilir. Zihinsel anlamda özellikle çok zayıf olduğu için zihinsel anlamda oyuncunun özellikle pozisyon alması, konsantrasyonu, ön sezileri, pozisyon alması fena değil. Karar alması fena değil ama diğer yetenekleri çok zayıf şu an. Fiziksel anlamda ise güç, dayanıklılık, denge inanılmaz zayıf. Hızlanması var oyuncunun. Vücut zindeliği 12 fena değil. Ama zıplama yeteneği yani kafa vuruşuyla birlikte yine zayıf bir oyuncu. Şu an potansiyel olarak 2'de gözüküyor. Albert'i oynadıkça geliştirebilirsiniz. Şu an bizim defans sıralamasında en potansiyel yani en zayıf oyuncu. Ana kadro için söylüyorum. Potansiyel anlamda söylemiyorum. Tekniği kötü demişler. Tabii ki bizim dediğimiz gibi istikrara yönelik olarak yorum yapılmış. Ha şunu da belirteyim. Oyuncuyu oynadıkça geliştirirsiniz arkadaşlar. Oynadıkça oyuncu gelişimini tamamlar. Antrenmanlarda bir seviyeye kadar çıkartabilirsiniz. Gelelim Yunus Çakır'a. Yunus'un mevkilerine bakıyoruz. İlk teknik anlamda baktığım zaman kafa vuruşu Albert'e göre daha yüksek. Markaj yeteneği çok zayıf. Top kapması da ortanın bir tık altında. Yine Albert'te olduğu gibi pas ve teknik kapasitesi çok zayıf. İlk kontrol özelliği zaten tekniği olmadığı için yok. Burada zihinsel verilerine bakıyoruz. Karar alma, ön sezi, pozisyon alması yine Albert'e benziyor. Yine antrenmanlarda özellikle 1461'de yapmış olduğu çalışmalar babında burasını değerlendiriyoruz. Şu an verileri düşüşte. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Fiziksel anlamda Yunus Çakır zayıf bir oyuncu. Gerek gücü gerek dayanıklılığı. Hızı iyi bir oyuncu. Ama vücut zindeliği de yine iyi. Zıplama yeteneği fena değil. 1.92 boyunda zaten kafa vuruşlarını toplayabilecek nitelikte bir oyuncu ama gücünü toplaması lazım. Şu ağırlık en az 85 kilo civarına gelmesi lazım. Çok zayıf bir adam. Gördüğünüz gibi 21 yaşında. İstenilen seviyede mi? Hayır, değil. Abdurrahim Dursun. Sol bek oyuncumuz. Özellikle hızlı bir oyuncu olduğunu belirtebilirim. 20 yaşında hız hızlanması ama topla birlikte hızlı mı? Değil. Markaj yeteneği kötü. Markaj yapamıyor. Top kapması var ama markaj olarak çok kötü bir durumda. Orta yapma pas yeteneği bence bu kadar düşük olduğunu ben düşünmüyorum Abdurrahim'in. Zira bazı maçlarını canlı olarak izlemiş bulunmaktayım. Bu kadar kötü değil arkadaşlar. Burada muhtemelen veri alamadığı için Football Manager ekibi Abdurrahim ile ilgili gerekli teknik veriyi alamamış. Zihinsel anlamda bakıyorum yine veriler iyi değil. Fiziksel anlamda ise çevik bir oyuncu. Dayanıklılık ve güç arttırılırsa, fiziksel anlamda verilerini arttırırsanız
Abdurrahim'i. Sonrasında markaj yeteneğini arttırmanız gerekecek. Sol bekte iyi bir alternatif olabilecektir. Şu an baktığımız zaman hava toplarında bariz bir üstünlüğü var. Zıplama yeteneği yüksek. Hızlı bir oyuncu olduğu söyleniyor. Sol kanat bek pozisyonu için eğitilebilir. Zaten sol kanat beke baktığınız zaman gerçekten de hani niçin sol kanat bek söylüyor? Burada markaj yeteneği zayıf olduğu için, ama bir yandan da baktığımız zaman orta yapma ve pas yapma yeteneği de çok zayıf. Tekniği zayıf. Yine burada şu arada şu koridordan modern bek yapılabilir. Zaten bu boyla çok da hızlı olması çok iyi bir şey. Yani topla birlikte hızlı olması da ilginç olurdu. Abdurrahim'in de 1.96 boyunda da bu kadar hızlı olabilmesi de gerçekten ilginç bir durum. Hani buradan baktığımız zaman Abdurrahim aslında sol bekte ancak güzel bir performans ortaya koyabilir. Zira orta sahaya koyduğumuz zaman kanattan bu kadar aksiyon alabilir miyiz? O biraz şüpheli bir durum. Abdurrahim'i sol bek olarak eğitebilirsiniz. Tabii Kırklareli Spor'da da ne kadar gelişebileceğine bağlı. Biliyorsunuz Trabzonspor'un altyapısından çıkmış bir oyuncudur Abdurrahim. Furkan Yıldırım. Furkan sol bek mi, defans mı derseniz eğer, bu hıza sahip bir oyuncunun sol bek olması zaten pek de mümkün değil arkadaşlar. Bir baktığımız zaman markajla top kapma yeteneği 12-12 gayet stabil. Ama kafa vuruş yeteneği çok zayıf. Zıplamasından da anlayacağınız üzere. Aslında boy ortalaması 1.83, iyi bir pozisyon durumda ama zıplama yeteneği yok. Oyuncunun biraz kafa vuruşu, yani burada defansif anlamda adamın kendini geliştirmesi lazım Furkan'ın. 20 yaşına gelmiş, ancak bir sene daha burada. 1-2 sene hazırlayabilirsiniz. Eğer tutmazsa zaten Furkan'ı tamamıyla satılacaktır 22 yaşına kadar. Zihinsel anlamda kendini geliştiren bir oyuncu gibi görünüyor. Karar alma, pozisyon alması iyi. Bir defans için pozisyon alma yeteneğinin iyi olması, 13 olması iyi bir şey. Fiziksel anlamda baktığımız zaman çeviklik, dayanıklık, güç, denge bunlar gerçekten zayıf. Zaten hız yavaş bir oyuncu. Vücut zindeli iyi bir oyuncu. O da sol ayaklı. Defans oynayabilecek yetenekli bir oyuncu aslında. Zaten bencil bir oyuncu denmiş. Takım oyunu düşük, soğukkanlı düşük denmiş. Ki zaten 2, takım oyunda 3. Gerçekten de Furkan'ın inanılmaz bir mesafe, yani bir bayağı bir şekilde kendini geliştirmesi lazım. Şu anki durumda pek de mümkün değil A takıma çıkarmak. Sami Özkan. Ben Sami'ye baktığımız zaman aslında Sami kimden daha iyi? Abdurrahim'den daha iyi. Baktığım zaman şu fiziksel anlamda verileri, hız hızlanması Abdurrahim Dursun'dan daha yüksek. Çok iyi. Fiziksel anlamda verileri, çeviklik, dayanıklık güzel. 19 yaşında. Denge ve gücü geliştirebilecek nitelikte. Bakın markaj yeteneği arttırabiliyor. Top kapmasını da arttırabilirsiniz. Burada Sami Özkan ciddi anlamda Abdurrahim Dursun'dan daha iyi gelişebilecek nitelikte bir oyuncu. Raporlarına bakıyoruz. Gelişim göstermek istiyorsa daha istikrarlı olması gerekiyor diyor. Birden hızlanma yeteneği onun hızlı bir oyuncu olduğunun temelini oluşturuyormuş. Dengeli, normal karakteri var. Yine buna da sol kanat beklenmiş ama ben olsam yine sol beke oyuncuyu yetiştiririm. Özellikle burada baktığım zaman Abdurrahim Dursun'a bir kıyaslama yapalım. Özellik diyelim. Sol taraf Sami'yi gösteriyor. Sağ taraf Abdurrahim Dursun. Bakın. Markaj top kapma yeteneği. Top kapması Abdurrahim'in yüksek ama Sami'nin markajı çok daha iyi. Her ikisinin zihinsel anlamdaki verileri birbirine çok yakın. Ortalama zaten eşit çıkmış. Fiziksel olarak ise gördüğünüz üzere Sami burada ciddi bir avantajı var. Sadece şurada zıplama yeteneği düşük. Ben de bunu pek dikkate almıyorum arkadaşlar. Tamam, kafa vuruş yeteneğinin yüksek olması demek. Ki burada da 8'i 7 diyor. Zıplama kabiliyetini ben 1.96 boyundan dolayı Abdurrahim'e verilmesinden taraftarım. Doğru. Hatırlıyorum. Ve anlayabiliyorum ama fiziksel verileri gerçekten Sami'nin iyi.
Eğer sol bekte Ibanez'i satacak olsam sadece sol beke Sami Özkan'ı bir sene sonra adapte ederiz diye düşünüyorum. Serkan Hasan. Serkan da yine hızlı bir oyuncu. Gerçekten bizim altyapımızda, Trabzonspor'un altyapısında hızlı oyuncular var. Defansta sağ bek ve sol bek gerçekten çok seri oyuncular. Yine top kapma yeteneği 12, markaj yeteneği düşük. Biraz kime benziyor? Abdurrahim'e benziyor. Burada zihinsel anlamda verileri 19 yaşına çok daha yeni. Fiziksel olarak kendini çevik çevik bir oyuncu. Yani 19 yaşına 14 çok iyi yani. Bu şu veri çok güzel bir veri. Dayanıklılık, denge ve güç faktörü, gücü özellikle çok zayıf yapılmış. Burada kendini fiziksel olarak geliştirirse Serkan'ı da hani muhtemelen ki oynatamazsınız arkadaşlar. Çünkü verileri çok çok zayıf. Serkan'ı muhtemelen 1-2 sene sonra satacağız. Çünkü bizde 21-22 yaşından sonra oynayamayacak. Bu sebeple Serkan'ı takımdan göndereceğiz. Zeki vardı zaten. Gelelim Semih Karadeniz'e. Semih şu an nerede? Transfer listesinde. LST dediğimiz transfer listesinde oluyor arkadaşlar. Semih gördüğünüz üzere 2015 yılında Trabzonspor 61.461 Trabzonspor takımına kiralandı. Bu sene kiralamadık. Bu sene PAF takımımızda. Şimdi Semih'e bakıyoruz. Hiçbir teknik becerisi yüksek olmayan bir oyuncu. 22 yaşına gelmiş. 12'yi gören bir veri yok burada. Zihinsel verileri yine öyle. Fiziksel verilerine bakıyoruz. Sadece çevikliği biraz artmış. Bunun dışında hızlanması yüksek. Burada görebileceğim tek bir şey var. İlk kontrol belki biraz teknik verilmiştir oyuncu. Bunun dışında hiçbir yeteneği şu an şurada belirgin bir yeteneği yok Semih Karadeniz'in. Zaten 22 yaşına gelmiş ve verilerini toplaması gereken sağ bekte birçok veri eksik. Yok. Tamam, bu sene hazırlık maçlarında fena değil ama maalesef Semih Karadeniz istenilen düzeyde değil. Satacağız. Bu sene satamadık ama kesinlikle ve kesinlikle satacağız. Gelelim Mücahit Çakır'a. 21 yaşındaki defans oyuncumuz, 97 doğumlu. Top kapması yüksek, markaj çok kötü. Yani çok kötü demeyelim, 9 kötü yani. Bunu 10'a çıkarabilir. Kafa vuruş yeteneği 12 güzel. Fiziksel anlamda değil de zihinsel anlamda ilk bakıyorum. Liderlik, ön sezi, pozisyon alma çok iyi. Karar alma yine iyi. Cesaret yok. Topsuz alan ve takım oyunu. Soğukkanlılık özellikle defansta olması gereken. Şurası çok zayıf. Fiziksel verileri çok 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 zayıf. Yani gerçekten bu kadar zayıf olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten çok zayıf arkadaşlar. Zaten soğukkanlılık düşük. Güç kondisyon bakımından sıkıntıları var. Zamanın çoğunu spor salonunda geçirmeli. Gerçekten de Mücahit'in inanılmaz bir çalışmaya ihtiyacı var. Özellikle fiziksel anlamda. Hüseyin Türkmen. Defansta belki de PAF takımından çıkarabileceğiniz en hazır oyunculardan biri. Zaten gerçekleri bir iki maçta biliyorsunuz forma giydi. Kafa vuruş yeteneği iyi. Markajı biraz düşük. Top kapma yeteneği güzel. Zihinsel verilerine bakıyoruz. Karar alma, pozisyon alma, soğukkanlık çok düşük. Kararlılık ve karar alma ile pozisyon alma iyi. Konsantrasyon ve ön seziler geliştirebilir. Burada fiziksel verileri yine çok zayıf. Hızlı bir oyuncu. Yani hızlanacak nitelikte bir oyuncu 20 yaşında. Vücut zindeli ortalama bir tık altında. Zıplama yeteneği kesinlikle bu 10 değildir. Kafa vuruşu böyle olan bir adamın 10'dan fazla olacaktır. Buna eminim. Şurada pas yeteneği 9. Arkadaşlar pas üzerine gidilebilir. Ama teknik kapasitesi çok düşük bir oyuncu. Hani bu kadar düşük olduğunu ben düşünmüyorum. Zira Trabzonspor'un maçlarında ben Hüseyin Türkmen'i canlı izledim. Bu kadar kötü değil. Geldik. Batuhan'ı biliyoruz.
Yağızcan Erdem, Batuhan'ın alternatifte defansif ön libero, Dinamo oyuncusu. Şimdi bakıyorum, teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Her ikisi de ilk kontrol ve teknik kapasitesi iyi. Top kapması iyi. Bu da ne yapıyor? Oyuncuyu bir tık geriye atıyor. Doğru mu? Doğru ama şurada kalırsa daha mı iyi? Bakalım. Zihinsel verilerine bakıyorum ben. Liderlik kapasitesi güzel. Pozisyon alması iyi. Konsantrasyon, çalışkanlık geliştirebilecek durumda. Konsantrasyon zayıf. Takım oyunu soğukkanlık zayıf. Topsuz alanda da aynı şekilde. Fiziksel verileri şu an düşüşte. Çeviklik iyi. Dayanıklılık denge kötü. Güç çok kötü. Hızlanması olan bir oyuncu. Vücut zindeliği çok iyi bir oyuncu. Kolay kolay sakatlanmayacağını düşünüyorum. Zıplama yeteneği çok düşük bir oyuncudur. Şu an 1.461 Trabzon'da. Gelelim Cafer Tosun'a. Trabzonspor taraftarının ümitle kendisinden büyük bir gelecek beklediği oyunculardan biridir Cafer Tosun. Teknik verilerine bakıyoruz. Şu an çok iyi geliştiriyor ama ilk kontrolü iyi. Teknik kapasitesi şu an 18 yaşına göre çok iyi durumda. Yani geliştirebilecek durumda. Pas yeteneği güzel. Arkadaşlar, pas yeteneği iyi. Mezzala'yı koyuyorum oyuncuyu. Top kapmasını geliştirebiliyor. Uzaktan şutu var. Çalışkan bir oyuncu. Kararlılık güzel. Karar almasını da arttırıyor. Burada konsantrasyonu fena değil. Ön seziler iyi. Özel yetenek güzel. Soğukkanlık sıkıntılı. Takım oyunu güzel. Topsuz alan bir vizyon iyi. Burada sadece çeviklik, dayanıklılık, güç faktörü biraz zayıf olmuş. Vücut zindelini arttırması gerekiyor. Kafa vuruşu 1.83. Tabii ki zaman zaman ileriye çıkıp bu tarz ya da geride top karşılayabilir. Bu yüzden kafa vuruşu yeteneğinin de iyi olması gerekiyor. Şu an 1.461 Trabzon'da ama iyi bir gelecek Cafer Tosun'u bekliyor diye düşünüyorum. Gerçekten de potansiyelli bir orta saha oyuncusudur. Sıradaki oyuncumuz Muratcan Akpınar. Muratcan'ı ben genelde ileride kullanıyordum. İleride çünkü teknik kapasitesi, ilk kontrol, dribbling şeyi iyi. Topla birlikte hızlı bir oyuncu. Pas yeteneği de 11 olduğuna bakmayın. Daha iyi gelişiyor. 19 yaşında henüz. Tek sıkıntısı var. Yine birkaç sıkıntısı var da en başta fiziksel anlamda güç, dayanıklılık, denge sıkıntısı mevcut. Bunun dışında zihinsel anlamda oyuncunun özel yeteneği çok iyi. Zaten gerçekten iyi pasları var. Muratcan Akpınar'ı değerlendirebilirsiniz. Türkiye Kupası maçlarınızda. 1-2 sene sonra Muratcan çok güzel gelişiyor arkadaşlar. Zihinsel verileri şu an çok zayıf. Bunu dikkate almayın. Sizin temel amacınız fiziksel anlamdaki verilerini arttırmak olsun. Zaten zihinsel anlamdaki verileri oynadıkça, iyi oynadıkça da geliştirecektir. Ebrar Cumhur. Ebrar, aslında baktığımız zaman Ebrar'ı yine ileride oynayacak bir kanat mevkisinde, aslında şöyle bakarsak dribbling yeteneği yok. Dribbling olmadığı için koyamıyorum kanada. Ama ofansif orta sahada gizli forvette oynayabilecek yetenekte değil. Çünkü neden? Forvet hattındaki bir oyuncunun 5 olması da çok ilginç bir durum olur. Çok zor. Ebrar Cumhur. Şimdi ilk kontrol teknik kapasitesi yüksek bir oyuncunun ofansif oyun kurucu, hücum dedik diyelim. Bakın hızlı bir oyuncu. Teknik ve ilk kontrol durumu iyi. Bunun dışında pas yeteneği şu an zayıf. Geride oynatamayacağınız kadar kötü bir markajla top kapma yarısına sahip. Bitiricilik yeteneği, topu çok iyi taşır. İyi servis yapabilecek duruma gelebilir ama bitiricilik kapasitesi düşük bir oyuncu. 1.76-68 kilo. Fiziksel anlamdaki verileri de bunu çok iyi gösteriyor. Dayanıklılık, denge, güç faktörü. Şurada baktığınız zaman gerçekten çok düşük. Vücut zindeliği çok küçük. Küçük bir Valbuena'nın gençliği gibi olmuş. Tabii Valbuena'dan daha uzun boylu ama kendisi çok çok çelimsiz bir oyuncu şu an. Tekniği var ve hızı olan bir oyuncu arkadaşlar. Ebrar gelişebilirse
geliştirebilirseniz özellikle iyi bir verim alabilirsiniz. Ben olsam kanatta, ki ben oynayacağım, kanatta değerlendiririm Ebrar'ı. Ebrar'ın şu an sol ayağı var. Sol tarafta hatta ciddi anlamda gelişebilir. Gelelim Behlül Aydın. O da bir şöyle baktığım zaman ilk anda pas yeteneği güzel. Ofansif oyun kurucu rolüne uygun. Burada Mezzala olarak oynayabilir. Ben aslında şöyle düşündüm. Ofansif oyun kurucu destek. Şunu hücum yapalım. Tabii ki burada Mezzala'nın bitiricilik kabiliyetinin de iyi olması gerekiyor. Baktığımız zaman iyi bir bitiriciliği yok. Oyuncu topla birlikte hızlı mı? Dribling yeteneği düşük. İlk kontrol tabii ki daha 17 yaşında arkadaşlar. Teknik ve ilk kontrol kapasitesi çok iyi. Pas yeteneği şu yaşına göre iyi. Özel yetenek zaten olması gereken durumda. Bakın iyi çalışıyor ve zihinsel anlamda kendini geliştiriyor. Çalışkanlık, kararlılık iyi. Çeviklik, dayanıklılık, denge, güç. Hızlanması iyi bir oyuncu. 17 yaşındaki bir oyuncuya göre arkadaşlar iyi bir seviyede. Şu an kanatta da oynayabilir. Özellikle sağ tarafta. Çünkü orta yapma kapasitesi hariç her bir veriyi karşılayabilecek durumda 17 yaşında. Ben kanat ofansif oyun kurucu yapabilirim. Bir Yusuf tarzı. Kanat oyuncusu yapabilirim. Hedef kanat oyuncusu biraz zor. Kanat oyuncusu. Yani ben burada Behlül'ü özellikle bitiricilik konusunda çalıştırırım. Fizik konusunda çalıştırırım. Ahmet Sevinç. Yine altyapıda en hazır oyunculardan biri. Kanatta özellikle. Zaman zaman forvette falan da oynatıyorlar. Ahmet Sevinç'i. Gerçekten de birkaç kere izleme şansım oldu. Ayağı düzgün bir oyuncu. Şimdi baktığımız zaman teknik kapasitesi, ilk kontrolü güzel. 19 yaşında. Hızlı, topla birlikte de hızlanabiliyor. Orta yapma seviyesi fena değil, ortanın altında. Pas yapması çok düşük olmuş. Bitiricilik seviyesi de çok düşük. Zihinsel verilerinde liderlik özel yetenek zaten teknikten geliyor. Onun dışında hiçbir verisi yok. Fiziksel verilerinde dayanıklılık, denge, güç inanılmaz düşük. Zaten 1,71 boyu var, 61 kilo. Çok düşük gerçekten. Yani özellikle fiziksel anlamda Ahmet kendini daha dirençli, daha güçlü tutmalı diyebilirim. Berkay Kara. Ve gerçekten Berkay 19 yaşında çok hızlı bir oyuncu. Topla birlikte de hızlı. Çok hızlı demeyelim, hızlı diyelim. Çevik bir oyuncu. Yine dayanıklılık, güç ve denge faktörü zayıf. 62 kilo. Ahmet Sevinç gibi. Sanki birlikte bir arada oynamışlar gibi. Teknik kapasitesi zayıf bir oyuncu. Yani Geri Rodriguez gibi sağdan atıp soldan adamı geçebilir ama teknik anlamda oyuncudan pek bir beklentiniz olmasın. Zihinsel verileri daha çok çok zayıf. Kerem Baykuş benim birkaç maçlarda daha önce biliyorsunuz hazırlık maçlarında da Kerem'i falan oyuna alıyordum. Kerem iyi bir oyuncu olabilecek durumda. Ama şu anki verileri çok daha yetersiz. 18 yaşında yine hızlanması fena olmayan, bitirici kabiliyeti iyi bir seviyede. 18 yaşında bitirici kabiliyetini arttırabilirse Kerem aslında bir forvet oyuncusu niteliğinde bir oyuncu bence. Çünkü hızlanması iyi. Özellikle yardımcı forvet kapasitesinde oynayabilir. Tabii ki burada yine fiziksel anlamda verilerini arttırması gerekiyor. 1,82 boyu var. 71 kilo. Gerçekten zayıf bir oyuncu. Tekniği iyi. Bitiriciliği iyi. Zaten bu avantajları çok büyük avantaj. Pas ve ilk kontrol seviyesi kötü. Driblingi yine zayıf. Tabii ki fizikte en başta çok zayıf arkadaşlar. Kerem Baykuş'un. Ama iyi bir potansiyeli var. Savaş Çakır. Ben ilk anda baktığım zaman Savaş'ı gerçekten iyi bir kanat oyuncu olabilecek potansiyeli var. Ki Savaş Çakır'ı ben bir sene sonra en geç takımı adapte ederim. Hız hızlanması yüksek. Dribling kabiliyeti güzel.
Tam bir kanat oyuncusu formunda. Bakın. Kanat oyuncusu destek. Harika. Orta yapma yeteneği güzel. Köşe vuruşu iyi. Pas yeteneği biraz zayıf yapılmış. Teknik kabiliyeti zaten güzel. Bu adam baktığın zaman zihinsel verileri bir tek zayıf. Burada baktığımız zaman karar alma, liderlik güzel. Soğukkanlık güzel. Özel yetenek düşük. Fiziksel anlamda verilerine bakıyoruz. Dayanıklılık, denge, güç. Herhalde birçok altyapıdaki oyuncunun en başta şuralardaki fiziksel kabiliyeti, özellikle Türkiye için söylüyorum, çok iyi değildir. Vücut zindeliği düşük, zıplaması gerçekten düşük. 1,72 boyu 65 kilo. Biz burada futbolcunun çelimsizliğinden bahsetmiyoruz. Futbolcunun hemen hemen her şeyde zayıf olabilecek ya da kısa boylu olabilir ama futbolcu kendini geliştirmelidir. Gelelim Safa Kınalı'ya. Safa'ya bakıyorum. Yine savaş gibi hızlanma. Driplingi bir tek zayıf. İlk kontrol ve teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu. Çeviklik yine iyi durumda. Dayanıklılık, denge, güç, savaş gibi aynı. Vücut zindeliği çok zayıf. Zıplama çok zayıf. Burada orta yapmaya pas kapasitesi düşük. Burada yapmamız gereken şey 1. Kanat forvet için neydi? Kanat oyuncusu, tamam. Tamam. Ofansif oyun kurucu desek olmuyor. Hedef kanat oyuncusu deseniz orta yapma seviyesi kötü. Fiziksel anlamda yine dediğim gibi dayanıklılık, denge ve güç faktörü var. Kanat oyuncusuna uygun bir oyuncu. Burak Demir. Burak Demir gerçekten de şöyle baktığım zaman hazır niteliğinde diyeceğim. Kanatta, sağ kanatta oynatabileceğiniz, hatta forvette oynatabileceğiniz nitelikte bir oyuncu. Ben olsam forvette oynatırım ki forvette oynatacağız. Hızlanması gerçekten çok iyi. Teknik kapasitesi, ilk kontrolü, duruşu çok iyi bir kere. Orta yapma seviyesi gerçekten bir kanat oyuncusu niteliğinde bir orta seviyesi var ama bitirecek bir forvet hattındaki oyuncu gibi. Kanat forvete cuk diye oturabilecek, hatta kanat forvet. Ben aslında forvette evrilmesi yönünde verebilirim talimatı. Fiziksel anlamda baktığım zaman dayanıklılık, denge, güç faktörü yine her zamanki gibi 10'un ve 10 aşağısında. Çeviklik iyi. Vücut zindeliği çok güzel. Zıplama kabiliyeti zaten 1,80 boyunda ama daha fazla olabilir. Burada arkadaşlar güç faktörü ile birlikte bu oyuncu forvet hattında gerçekten iyi gelişebilir. Ben yarım sezon sonra aslında Burak'ı gönderebilsem Burak Demir'i kesinlikle az kadroya alırım. Furkan Ödemiş. O da bir kanat oyuncusu. Sol kanatta, özellikle sol ayaklı. Hızlı bir oyuncu. Özellikle bizim altyapıda tamamıyla orta saha kanatları şov yapıyor. Çeviklik güzel. Yine dayanıklılık, denge, güç faktörü zayıf. Liderliği iyi, özel yeteneği iyi. Topsuz alanda iyi. Markaj diyorum, affedersiniz. Teknik, orta, ilk kontrol kapasitesi iyiyken dribling kapasitesi zayıf bir oyuncu. Daha çok çalışması gereken bir oyuncu. Furkan'ın 20 yaşına gelmiş. Hekimoğlu'na verilmiş şu an. Dediğim gibi Furkan'ın fiziksel verileri tıpkı öteki arkadaşlarında olduğu gibi zayıf ama dribling seviyesi gerçekten zayıf 20 yaşına göre. Benim arkadaşlar anlatacaklarım bu şekilde. 19 yaş altı için oyunculara bakıyorum. Daha henüz açılmamış. Arkadaşlar birçok oyuncuyu sizlerle birlikte yorumladım. Umarım memnun kalmışsınızdır. Olası bir yorumunuz ya da bana iletmek istediğiniz herhangi bir soru varsa her zaman cevaplamaya hazırım arkadaşlar. Sizlere keyifli, FM dolu günler diliyorum.